Sınırları aşan hediyeler Gedik Yatırım'da. Yatırım hesabını hızlıca açanlar hediyelerle dolu çekilişe katılma fırsatı yakalıyor. Kadın voleybol milli takımımızı Paris'te destekleme fırsatı. iPhone 15 Pro, AirPods kulaklık ve voleybol milli takım forması kazanma şansı yakalayın. Tutturanlar Kulübü'nün özel ilk kuponuna 300 TL'ye kadar bonus tutturdan. Kampanyaya katıl butonuna tıkla, kuponunu oyna, ilk kuponuna özel bonusu kaçırma. Alanya Spor maçından sonraki yorumum benim şu şekildeydi bizim çekildik sayfada. Yani İsmail Kartal'ın bir mikro dokunuşu her şeyi tersine çevirebilirdi. Çünkü Alanya Spor çok yoğun baskıyla başladığında ne yaptı? Çok kısaca hatırlatacağım, o yüzden geliyorum. Mesela hem pası atacak oyuncu hem de pası alacak oyuncunun rotasına koşmaya başladı Alanya Spor. Bunu koşarken de eğer topa müdahale etmek için değil, oyuncuyu rahatsız etmek için de sonra hemen geriye çekildi mesela Leroy Fer'ler falan. Gittiler geldiler, bir piston meselesi vardı. Orada çok basit. İsmail ile Kurunç'un yerini değiştirse Kurunç'un önünde bomboş bir alan kalacaktı ve daha farklı bir şey olacaktı. Bence Kurunç'i... Bomboş bir alan kalsa da öne pas atamıyor. Atar abi. Çocuk adamın şeyinde yok. Var. Yazılımında o yancı. Yancı. Yok, var, harbiden var yani. Şeyde, çünkü hani... şöyle söyleyeyim. Kurunç bence Fred ve Şimanski'li kadronun oyuncusu. İsmail artı Şimanski'li kadronun oyuncusu değil Kurunç. Bir öyle bakmak lazım. Kasımpaşa maçı da tam da Kurunç'un sevdiği ortamın maçı bu arada yani. Boş, çok fazla baskı olmayan, topu istediği gibi dağıtabilme ihtimali olan bir maç olarak görüyorum ben. Bir toparlayıcı oyuncu olarak ben oyuncu bitik kötü şeyine katılmam. Fenerbahçe'nin oynamak istediği oyuna uygun mudur noktasında bu değerlendirmeye açık bir fikirdir. Evet. Öyle bakarım ha. Ya benim oyuncum değerlendirir. Zaten ben geldim artık. Beni tanıyanlar biliyorlar. Tabii canım, sen en baştan sen öyle oyuncu sevmiyorum diyorsun zaten. Pasör yani. Oyuncuyla işim olmaz benim. Özetle. Seninki yani. Top kapacak, gidecek. Tabii. Belini döndürüp topla beraber tabii. Bir çıkacak bu, falan. Senin sevdiğin bravo. Oyuncu bu yani. İşte bu fikirlerde tartışılır evet. Dediğinde bu mükemmel tabii. Bir tartışma budur zaten evet. Abi yani. Üstüne hep kalarak. O yüzden o tartışmaların eşinden çıkacak olursak da yani Fenerbahçe bu tip maçları çok iyi oynuyor. Kasımpaşa çünkü gerçekten şey değil. Oyun oynamaya çalışan bir takım. Gerçekten yani hiç i̇yi adamların de top oynuyorlar, iyi de top şeyi yok. Yani maçtan maça değişen bir strateji de yok. Bizim oyunumuz bu diyor abi. Aytaç'ı sokabilirsek devreye sokarız diyor. Sokamazsa bile o istikrar şeyle devam ediyor. Yani kötünün istikrarını sürdürüyor. Böyle devam edeceğiz diyor. Hayredunovic'in görevi belli. Foll'un görevi belli. Bu santraforları iyi, iyi bir santraforu. Beşiktaş karşısında hat-trick yapmıştı. O ilk hat-trick'ini yapmış. 32 yaşında adam bu arada. Çok genç bir oyuncu değil. Genç bir oyuncu değil. Falan da vardı. Şey, Yasin tekrar sol bek'e döndü. Evet. Bir stoper ikilisi yakaladılar ama ne kadar iyi bir stoper ikilisi tartışılır. Çok iyi bir sağ bek var. Evet ama... Romero idare eder de hani işte... Romero idare eder de sağ bek yalnız çok şey ya. Tam senin taklacı güvercinlerden yani. Onlardan mı? Her olay... her maç her maç bir şey var yani. Tabii yerde mi? Ya birine gidiyor takıyor kendi kendine atlıyor. Ondan sonra bizim şeye de benziyor. Gökmen Özcan'a da benziyor. Enteresan bir karakter yani. Ben o yüzden o tam hani derler ya ılıman bir pazar akşamında mükemmel bir zemin futbol oynamaya elverişli. Ha tam futbol oynamaya elverişli bir zemin. Ben abi ilk yarı 1.5 istiyorum. İlk tahminim benim. İkinci tahminim ise 5.5 gol üstü olur. Çünkü şundan sebep söylüyorum. Kasımpaşa ceza sahasına giremese bile Aytaç'la beraber herkes Aytaç'a kilitleniyor ama esas gençler birinden gelen çocuk da Gökhan da. Acayip şutör bir çocuk. Yani bunlar kaleyi gördüğü anda böyle bazen inceyi düşünmeden doğrudan direkt oyunu düşünenler. Yani direkt sonucu düşünen adamlar. Kalecisi de diyorsun. Livakovic'in dikkatli olması lazım. Yani pozisyonu iyi takip etmesi lazım. Livakovic'in değişmesi lazım. Livakovic'in değişmesi lazım. Sadece bir şey daha söyleyeceğim. Abi bu kadar da artık belirli şeylerin altında senaryolar aramayın. Yani Edin Džeko ile Hayredunovic bu adamlar hemşehri adamlar yani. Başka bir ülkede bir araya gelmişler. Tabii ki yemek yiyecekler abi yani. Bunlar satılık olduğu için herkes satılık sanıyor. Yani abi inanılmaz ya. Yani satılık ben Türkiye'de başka birisiyle konuştuğu zaman da aynısı oluyor. Şu anda çok yakın bir mevzu olduğu için bunu direkt söylüyorum. Evet. Yapmayın etmeyin ha bakın. Mutsuz toplumlarda insanların düşmanlaşması ahmaklıktır. Bu ahmaklığa düşmeyin. Yapmayın etmeyin abi yani. Arda ile Çağlar yemek yememişler Yememekler mi yani? Ne yapıyorsunuz abi? İlkay ile Arda yememişler. Ne yapıyorsunuz abi ya? Yapmayın etmeyin. mi diyecek Hayredunovic? Baba hoca bize şimdi buradan Arapas'a çalıştırdı. Sen de git takımına söyle falan abi.
Bu adamlar bir de futbol konuşmazlar abi. Orada Arda ile Çağlar yemek yememiş olabilir abi. Ben biliyorsun orada bir gittim oralar şey. Bir görüştüm orada kim kimle ne yapıyor falan filan. Enes Narda Güler ya. Enes daha Bournemouth'a transfer olmadan önce falan. Yok yok mesele şu abi. Abi yiyecekler tabii yemek bu adamlar ya. Yani biz maçta derbilerden sonra o derbi iki takımda oynayan Hollandalı oyuncuların alemlerini de gördük abi. Yapmayın etmeyin. Birisi kaybeden birisi kazanan taraftı yani. Yani bu kadar da değil ya. Hakikaten şey yapmayın. Ayrıca her oturduklarında futbolda konuşmuyorlar ya. Ya tabii canım. Takımda keyfin yerinde mi? Para ödüyorlar mı? Bir de eşleriyle beraber yani, gitmişler şey yapmışlar. Para ödüyorlar yani. Mıdır? Öte bir şey konuşmuyorlardır yani. Hiç, ben hiç futbol konuşan futbolcu çok az gördüm ya. Evet. Ayrıca futbol dışı muhabbetleri daha güzel. Abi ne makara vardır orada. Kalktı bu salak böyle yaptı. Böyle yaptı falan diye. Futbol dışı muhabbetleri çok tatlı. Şimdi futbolcu olma da gerek yani. Ne yapıyorsan onun dışında bir şeyler konuşup besleniyor olman lazım yani. Sadece dışarıda buluştuğumuzda da dışarıda görüştüğümüzde de sabah akşam Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş konuşmamamız gerekiyor. Ben de arkadaşlarımla buluştuğum zaman mesela oyuna dair konuşuyoruz. Onların işine dair konuşuyoruz. İşte sen Afrika'ya gittin ne gördün? Afrika'ya adamlar tabii abi. Kayseri'de mutfak imalatçısından bir şeyler üretip oraya satıyorlar. Bütün Afrika ülkelerine. Çok güzel. Abi Fas'ta nedir? Cezayir'de nedir mevzu? Odur budur falan. Yani bir sürü şey konuşuyoruz. Turizmci arkadaşım var benim. Tabii. Hayalimiz var mesela. Burada şey yapacağız işte. Bir tur yapacağız. İşte Fas'ın derbisine buradan müşteri toplayıp 14-15 kişilik bir ekip. Hep beraber izleyip dönme falan gibi hayallerimiz var. Bu hayalleri kuruyoruz abi yani. Tabii, nasıl yaparız diye yani. İşimizi konuşmuyoruz yani. Abi ne diyorsun falan. Konuşmuyoruz. Sormuyor çünkü benim bıktığımı biliyor yani. Evet. Adamların da bıkmışlığı vardır yani. Onların mesleği tabii işin psikolojik ve duygusal yükü de çok tabii. Fazla. Oradan ne kadar uzaklaşırsa o kadar iyi. Bir de eşleriyle ben bir de dile getirmemin sebebi de şu. Yapmayın etmeyin abi bakın çok acayip manipülasyonlar yapıyorlar artık. Yapmayın düşmeyin evet. Yani. Bu işlere aynen. Düşmeyin artık yani. Çok sıkıcı bir hal almaya başladı çünkü yani. Senin tahminin ne? Abi benim yani ben ilk yarı 5.5 ise enteresan ama. Ben de onu böleyim. İlk yarı 1.5, ikinci yarı 1.5 gibi bir, biraz daha tabii riskli. Ama zaten hani bir taraf bahsine girmek de çok mantıklı değil yani burada. Riski de gene tutturun kampanyasıyla birlikte de değerlendirilebilir tabii. Bana kalırsa. Yoksa Kasımpaşa'nın ne kadar cesur ve hani aynı şeyi... Bu arada çok özür dilerim. Bu komplo teorileriyle ilgili konuyu açmışken... Onu kapatalım diyorsun. Ben de bir açıklama yapayım. Biz son roundda Ali Ece'yle yaptığımız programda sonra Yalçın'dan bahsettik. Dedik ki Beko Tüpraş sponsorluğundan sonra Oda TV'de Hürrem Elmasçı mahlasıyla yazıldı ve işte Tüpraş'ın Beşiktaş'a sponsor olması ve akabinde transferleri bitirmesi tartışıldı gibi bir yazı yazdı. Yazı yazıldı Oda TV'de. Ali de biz de dedik ki Soner Bey çok araştırmacı bir gazetecidir. Beko ne zamandan beri Beşiktaş'a sponsor? Benim hatırladığım 80'in ortalarından beri var. Ben de hep Beko var benim Beşiktaş. Ben kendimi bildim bile Beko'su. O tarihten bu tarihe, Beşiktaş Fenerbahçe'ye herhangi bir maç satmış mı? Gibi bir araştırsın diye konuştuk. Sonra Soner Yalçın Beyefendi, benim de çok sevdiğim ortak bir abimiz var. Kendisini aramış. O da beni aradı. Dedi ki, yani benim haberim yok ama Soner Yalçın'ın da haberi yokmuş. Hürrem Elmasçı'nın mahlaslı yazıdan. Konudan da haberdar değilmiş. O da TV'de ve Hürrem Elmasçı mahlasıyla çıkan her yazıda Soner Yalçın'ın bilgisi veya ilgisinin olmadığını da söylemiş. Ben de buradan iletmiş olayım. Hı. Mesajınızı aldım. Sevgiler, saygılar. Mevzu bu diyorsun. Yani. Yani bu komploları Hürrem Elmasçı o yazıyı kim yazmışsa Hürrem Elmasçı mahlasıyla bir taraftan ona da mesajı iletmiş olalım. Yani hakikaten acayip bir hassasiyet var. O hassasiyet de devamlı değişiyor abi. Ya Tüpraş imzalandı. Bir gün sonra da Beşiktaş 3 transfer yaptı ya. Evet. O da işte konuş. Taraflarda sosyal medyada konuşulur da hani o da TV gibi saygın bir yerde bunun yazılmış olmasından biraz biz bunu gündeme getirdik haliyle. Son roundun etkisi de böyle bir şey efendim. Yani Soner Bey'e kadar ulaşmış. Evet. Kendisine tekrar selamlarımızı iletiyoruz. Tabii, bu arada Vole'nin o 700 bininci abonesinde ilk son roundla başlıyor bizim tanıtım videosu. Evet. Çünkü Vole'nin ilk programı son round. Ali Ece ile Serdar Çelikler'in telefon kamerasıyla çekilen. Şurada oturuyorduk ve evet. Telefon kameraları vardı. Telefon kameraları. Evet. Şuradaki minik sandalyeler vardı. Evet, onlar vardı. Biliyorum. Maşallah yani. Diyelim yani. Maşallah, maşallah. Sayenizde oldu. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Sponsorlarımızın sayesinde, Tutturun sayesinde. Herkesin sayesinde. Çok teşekkürler. Sağ olun. Tuttur'un sunduğu Tutturanlar Kulübü devam edecek. Her zaman her yerim.